Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayız. Hepinize hayırlı günler, bol bereketli, trofeli avlar diliyorum. Malumunuz bu aralar sevgili arkadaşlar dişliler başladı. Dişli avlarında kullanılmak üzere yani çinekop, sarı kanat, lüfer, palamut avlarında kullanılmak üzere hatta şeyde de kullanılabilir. Levrek avlarında da kullanılabilir. Sizler için güzel bir takım yapacağız. İki tane takım göstereceğim sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz dişli avlarında iğneleri misina ile bağladığımız zaman şu bölümlerinden mecburen yaprak yem veya bütün yem kullanacağımız için şu kısımlarından kestirme yapıyor. Misina ile bağladığımız zaman şimdi bir tane örnek göstereyim size. Bakın bu örneği sevgili arkadaşlar ben çift katlı ip misina ile yapmışım. Buna rağmen şu bölgelerden şu kısımdan ısırdığı zaman malumunuz dişli çok sert bir kuvvet uygulayacağı için bunları koparıyor. Dolayısıyla takım başarısız oluyor. Bunun yerine sevgili arkadaşlar ben sizlere iki sistem önereceğim. Bunlarla daha avcı takımlar yapmak mümkün. Şimdi sevgili arkadaşlar takımımızda iki tane istediğiniz gibi bir şey kullanacaksınız. Bir de ben şöyle görüyorsunuz sevgili arkadaşlar çok küçük iki tane de klipsli fırdöngü kullanacağım bu takımda. Çok basit sevgili arkadaşlar ve çok avcı bir sistem. %100 etkili bir sistem diyebilirim. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradan geçiriyoruz. Küçük olduğu için sevgili arkadaşlar buradan biraz geçtikten sonra bunun şu tırnak vasıtasıyla geri çıkma ihtimali yok sevgili arkadaşlar. Bunu buraya takıyoruz. Daha sonradan bu klipsimizi açıyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci iğnemizi klipsimizin bu kısmı çok farklı olduğu için arkadaşlar mümkün değil. Açma yapmayacaktır. Evet arkadaşlar. Birinci iğnemiz bu şekilde. Birinci takımımızı bu şekilde. Buraya da bir tane daha şey takabiliriz sevgili arkadaşlar. Küçük fırdöngülü. Ne yapmış oluyoruz? Şeyimizin boyunu çok fazla uzattığımız için balığın kesme ihtimalini ortadan kaldırmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sevgili arkadaşlar balığı takarken çok fazla şey yapacağınız için çünkü sevgili arkadaşlar filota yemi veya bütün balığı takarken şu hareket etme şeyine çok ihtiyacı var takımın. Bu hareket doğru düzgün olmadığı zaman sıkıntı yaşanabiliyor. Ayrıca sevgili arkadaşlar bu kısma şu kısma isterseniz bunun şöyle sadece fır döndünün ikili üçlü takımları var sevgili arkadaşlar. Onlardan da çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Yani şöyle klipsli fır döndü değil de
Diğerden şuradan ikili fırdöndü var. İki tane fırdöndü veya üç tane fırdöndü var. Onda ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Şuradaki delikli iğne kullandığımız için şuradaki boğumdan açıyoruz. Fırdöndüğünü oradan içeriye geçiriyoruz. Diğerini de bu şekilde bağladıktan sonra kapatıyoruz. Ama ona gerek yok bence arkadaşlar. Bu daha hem sağlıklı hem de daha farklı iğneler kullanma imkanı sağlar size. Mesela buraya şey iğnesi kullandınız. Bunu mesela Çinekop'ta kullandınız. Lüfer için biraz daha büyük. Mesela bu bir numara bir iğne. 2-0, 3-0 iğne kullanmak istiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Buradan hemen klipsten fırdöndüğümüzün klipsinden iğnemizi çıkarıyoruz. Buraya 3 numara bir iğne takma şansımız var sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit ve çok da etkili. Öyle saatlerce ikinci yapacağımız şeyde biraz daha farklı bir sistem yapacağız. O biraz daha uzun sürüyor. Uğraşmak isteyen arkadaşlar o şekilde uğraşır. Uğraşmak istemeyen arkadaşlar da gördüğünüz gibi bu sistem gayet güzel. Dişli avlarında kullanabileceğimiz bir sistem sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, ikincisinde yine kullanacağımız şöyle bir 0.50 bir çelik tel. İki tane yine aynı şekilde iğne. Bunların ebatlarını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben şu anda 1.0 kullanacağım. Yine bir tane küçük klipsli fırdöndü.
Bu şekilde de kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Bundan da fırdöndü olduğu için sevgili arkadaşlar rahatlıkla yemimizi takma şansımız var sevgili arkadaşlar. Tabii bu lüfer avlarında burada gördüğü gibi bir tane şey kullanabiliriz. Şamandıra kullanabiliriz. Köpük kullanabiliriz. Yemimi kaldırsın diye. Kayıktan avlanacağımız şu aralar meralarımızda kayıktan bolca avlanıyor palamut sevgili arkadaşlar. Özellikle Gemlik bölgesinde. Bizim Mudanya tarafında da gayet güzel yemli avlar yapılabiliyor. Buraya da sevgili arkadaşlar taktıktan sonra zoka gibi şöyle bir şey de kullanabilirsiniz. Onu da göstermeye çalışayım sevgili arkadaşlar. Kullandıktan sonra sevgili arkadaşlar şu kısmı şöyle 4 gramlık, 5 gramlık, 2 gramlık artık bulunduğumuz meranın akıntısına göre zaten yemin de ağırlığı olacaktır sevgili arkadaşlar. Şu şekilde palamut avlarında kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu takımla avlandığınız zaman sevgili arkadaşlar bir daha vurgulayayım. Kesme, efendim kopma ihtimalini gözden çıkaracaksınız. Birinci takımda da yaptığımız gibi sevgili arkadaşlar. Bu şekilde avlandığınız takımlarda kopma ihtimali ortadan kalkacağı için rahat bir şekilde av yapacağınızı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.